Geçiş animasyonu oluşturma Ekranda basit bir konum animasyonu bulunmakta. Logonun ve kameranın konumuna göre animasyon oluşturulmuş. Yapmak istediğimiz şey ise logoyu biraz çevirerek dönmesini sağlamak. Bu örneği geçiş animasyonu oluşturmak için kullanacağız. Bazıları bu tekniği katman animasyonu ya da bilgisayar animasyonunun katmanlı hali olarak adlandırırlar. Biz bu terminolojiden kaçınacağız. Çünkü animasyon programlarında animasyon katmanları adında bir özellik bulunduğu için bu terminoloji kafa karıştırıcı olabilir. Nesnelerin tümünü birden animasyona katmak yerine tek tek animasyon oluşturmak daha kolaydır. Bu yüzden bu tekniği geçiş animasyonu olarak adlandıracağız. Burada konum anahtarlarını görmektesiniz. Şimdi key filters düğmesine tıklayın. Bu kez position yerine rotation yani döndürme seçeneğini seçin. Logonun tam olarak ne zaman 90 derece karşıya doğru dönük olacağını belirleyelim. Mesela 3. saniyede olsun. Set Key moduna geçin. Buradaki büyük Set Keys düğmesine basın. Bu nesne için şu anki zamanda bir döndürme anahtarı oluşturmuş olduk. Döndürme anahtarının yeşil, konum anahtarlarının kırmızı renkte olduğuna dikkat edin. Yani 3D Max'te kırmızı anahtar kare konumu, yeşil anahtar kare ise döndürmeyi gösterir. Şu anda bir döndürme anahtarımız var. Sıfırıncı kareye gidelim. Döndürme işleminin bir kez olmasını istiyoruz. Rotate aracını çalıştırın. Angle Snaps yani açı kenetlemesi aktif haldeyken soldan görünümde sağ tıklayın. Bu sayede seçimi kaybetmiyoruz. Bunu döndürmeye başlayın. 360 derece olana kadar mouse ile döndürmeye devam edin. Ekrandaki sonucu görüyorsunuz. Mouse'u bırakın ve tekrar Set Keys butonuna tıklayın. Burada yeşil ve kırmızı renkte birleşik bir anahtar kare oluştuğunu göreceksiniz. Bu anahtar kare o anda bir konum ve döndürme anahtarı olduğunu gösteriyor. Set Key modunu kapatın. Kamera görünümüne gidin ve oynata basın. Böylece katman animasyonu veya başka bir deyişle geçiş animasyonu oluşturmuş olduk.